Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdü senalar olsun yüce Rabbimize. Salatu selamlar Efendimiz önderimize. Değerli kardeşlerim, bugün yine yeni bir sure, Rabbimizin kelamından bir sayfa ile birlikteyiz. Buruç suresi, burçlar demek. Gökteki 12 burca yemin ederek başladığı için burçlar sahibi gökyüzüne andolsun ayetiyle başladığı için bu ismi anmıştır. 85. sırada Musaf sırasında ama 27. sırada Mekke'de inen, ilk dönemlerde inen bir suremiz. Mekke'de iman eden sayıları az bir grup Müslümana eziyet ve işkence etmeye başlayan Mekke müşriklerine ve tüm zamanların zalimlerine meydan okuyan bir sure. Surede Yüce Rabbimiz Hendek ehli diye bilinen Ashab-ı Uhdud'un kıssasını anlatıyor. İnkarcıların dünya ve ahiretteki kötü akıbetleri, müminlerin de mutlu sonlarına dikkatlerimizi çekiyor. Yüce Rabbimizin bazı isim ve sıfatlarıyla suremiz sona eriyor. Ve işte Buruç suresi başlıyor. Yine Rabbimiz yemin ediyor. Yemin ederek kullarının dikkatini çekiyor. Bir takım varlıklara yemin ederek o varlıkların önemine dikkatlerimizi çekiyor. Çok önemli hatırlatmalarda bulunuyor. Bunun için yemin ediyor Allah ve buyuruyor ki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ Burçlar sahibi gökyüzüne andolsun. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ Vaat edilen güne, kıyamet gününe andolsun. وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ Şahit olana, şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun. Pek çok şeye yemin ediyor Rabbimiz. Önce sema, yer ve gök insanı yakından ilgilendirdiği için Yüce Rabbimiz yer ve göke, yer ve gökte bulunan cisimlere, yer ve göğün özelliklerine hep dikkatimizi çekmektedir. Çünkü insanoğlu göğün altında, yerin üstünde yaşayarak çoğu zaman o yeryüzünün özellik ve güzelliklerini, kendisine bahşedilen ilahi nimetlerini unutuveriyor. Yine o göğün altında yaşarken o göğü sıradanlaştırıyor. Güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla, gezegenleriyle, yağan rahmet yağmurlarıyla, esen rüzgarlarıyla o gökyüzünü unutuveriyor. O gökyüzünü direksiz bir şekilde yaratan, ayakta tutan ve o yıldızları, o gök trafiğini planlı, programlı bir şekilde ayarlayan yüce yaratanı unutuveriyor. Onun için Rabbimiz burçlar sahibi gökyüzüne andolsun. Burçlar biraz da tabii ki gök bilimiyle alakalı bir konu. Kur'an'ın ilk muhatapları da bu konuda bilgi sahibiydiler. Ama çoğu zaman insanlar burçları, gökteki cisimleri sihir, büyü gibi batıl uydurma şeylerle istismar ettiler. Halbuki yaratılan bütün bu varlıklar mutlaka yaratılış gayeleri doğrultusunda hareket ederek her şeyden önce Yüce Allah'ın erişilmez kudretinin delilleri, ayetleri olarak bulundukları yerde vazifelerini yerine getiriyorlardı. Hiçbir şey anlamsız yaratılmamıştır. Rabbena ma halakte hâzâ bâtıla. Ey Rabbimiz, sen hiçbir şeyi boşuna anlamsız yaratmadın. Gökler de öyle, burçlar da öyle. Onların da bir hikmeti var. Ama batıl yollarda kullanılsın diye değil.
sihirbazların elinde, büyücülerin elinde, medyumların elinde oyuncak olsun diye değil. Burçlar sahibi gökyüzüne andolsun. Ey insanlık! O gökyüzündeki o eşsiz sanatı düşünün. O gökyüzünü ayakta tutan, yaratan, yöneten Yüce Allah'ın kudretini düşünün ve ona kul olun. Onun emirleri doğrultusunda kulluk vazifenizi yerine getirin. Sonra vel yevmil mev'ud, vaat edilen gün, kıyamet günü ya da insanlık tarihinin kilometre taşı mesabesindeki çeşitli günler. Ama öncelikle vaat edilen, gelmesi yakın olan, ansızın gelecek olan, ne zaman geleceğini Allah'tan başka hiç kimsenin bilmeyeceği kıyamet günü, o güne andolsun. Yine kıyamete Rabbimiz dikkatlerimizi çekerek, zaten Kıyamet suresinde la uksimu bi yevmil kıyame, kıyamet gününe andolsun diye yemin ederek o güne hazırlıklı olmamızı bizden istiyor. Çünkü اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ اِنْ قَتَعَتْ قِيَامَتُهُ İnsanın ölümü kendi kıyametidir. Onun için büyük kıyametin vaktini merak edip durmasın. İnsan, her insan, her zaman, her yerde ölebileceğine göre hepimiz için her zaman kıyamet kopabilecek. O zaman kıyametin vaktiyle uğraşacağımıza, o zamana kendimizi hazırlamamız, hazırlık yapmamız gerekir. Sonra ve şahidi ve meşhud, şahitlik eden, şahidi mutlak Yüce Allah, Allah adına yemin ya da şahit görünen demek, meşhud görülmeyen, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen her şeye yemin olsun. Ya da somut olan şeyler, müşahede ettiğimiz şeyler, bir de soyut olan, mücerret olan şeyler, kavranabilen, kavranamayan şeyler, bütün bunlara yemin olsun. Şahitlerle kuşatılmış bir dünyada, bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Her şeyden önce yapıp ettiklerimize Yüce Allah şahit. Yapıp ettiklerimize bulunduğumuz mekan şahit. Bulunduğumuz zaman şahit. Yapıp ettiklerimize ilahi kameramanlar dediğimiz kiramen katibin, yazıcı melekler şahit. Yapıp ettiklerimize onların tuttukları amel defterlerimiz şahit. Yapıp ettiklerimize organlarımız şahit. Sosyal hayatın içerisinde yapıp ettiklerimize insanlar şahit. Varlıklar şahit, cisimler şahit. Bu kadar şahidin ortasında kalan insan nasıl olur da yanlış yapar? Nasıl olursa olur da, nasıl olsa beni kimse görmüyor diye yanlış yapar, günaha sapar. Şahit olana ve şahitlik edilene andolsun. Dördüncü ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu yeminleri ettikten sonra çok önemli bir kıssaya dikkatlerimizi çekiyor ve buyuruyor ki قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودُ O hendek ehli, hendeğin adamları kahrolsunlar. Onlar kahroldular ya da bir beddua olarak onlar kahrolsunlar. Kim bu ashab-ı uhdud? Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde kıssaları anlatılan bu hendek sahiplerinin yaşadıkları yer, yaşadıkları dönem ve kimler olduğu açıklanmamış. Yüce Rabbimiz Ad kavmi, Semud kavmi diye belli kavimleri, Lut kavmi, işte Firavun, İbrahim Aleyhisselam döneminin insanlarını belirli bir şekilde anarken Ashab-ı Uhdud'un kimler olduğunu zikretmemiş Kur'an-ı Azimüşşan'ında. Neden? Mesaj bütün insanlara şamil olsun diye. Her zalim, her mazlum kendisini bu kıssada bulsun diye. Bu kıssadan alacağı dersi zalimler de alsın, mazlumlar da alsınlar ve görsünler diye Yüce Rabbimiz Ashab-ı Uhdud'un, yani hendek sahiplerinin kimler olduğunu, ne zaman yaşadıklarını, nerede yaşadıklarını zikretmemiş. O zaman bize de düşen
bu konuda Kur'an'ın evrensel mesajını anlamaktır. Tefsirlerimiz bunların kimler olduğuna dair 10'dan fazla görüş beyan etmişler. Uzun uzadıya onların kıssalarını anlatmışlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki anlatılanlardan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman içerisinde bir grup insan Allah'a inandıklarını ilan etmişler. Onların müminliğine tahammül edemeyen, Allah'a inanmalarına tahammül edemeyen zalimler güruhu büyük hendekler kazarak ve bu hendekleri ateşlerle doldurarak ateş kıvılcımları içerisinde o insanları yakarak onları cezalandırmak istemişler. Ve kendileri de ateş hendeklerinin kenarına, koltuklarına oturarak, orada toplanarak o müminlerin ateşe atılışlarını, ateşte feryad-ı figan içerisinde yanışlarını seyretmişler. İşte hendek ehli dediği Kur'an'ın ashab-ı uhdud dediği kimseler bu zalimler. Onlar utile ashabul uhdud, o hendek sahipleri, kahrolsunlar onlar. Allah'ın bedduası, Allah'ın kahrolsun dediğini onduracak kimse yoktur. Kurtaracak da kimse yoktur. Ennâri zâtil vakud, onlar tutuşturulmuş ateş dolu hendeklerin sahipleridir. Ateşle doldurdular o hendekleri. İzhüm aleyha ku'ud, ve onlar o hendeğin kenarında başında oturmuşlar. Ve hum ala ma yef'alune bil müminine şuhud, müminlere yaptıklarına şahitlik ediyorlardı. Müminleri ateşe atıyorlar, cayır cayır yakıyorlar ve bunu da bir marifetmiş gibi seyrediyorlardı. Zalimin zulmünün artık en son noktası. Bu kadar gaddarca. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, neydi o insanların suçu, günahı? Bir kan mı dökmüşlerdi? Cana mı kıymışlardı? Hırsızlık mı yapmışlardı? Yeryüzünde bozgunculuk mu yapmışlardı? Yol mu kesmişlerdi? Zina, fuhşan bulaşmışlardı? Hayır, bunların hiçbirisi değil. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ, onlar, o inanan insanlar sadece aziz ve hamid olan Allah'a inandıkları için onlardan intikam almaya kalkmışlar. Onları bu şekilde cezalandırmaya kalkmışlardı. Sadece suçları Allah'a iman etmeleri, ki bir olan Allah'a iman etmek suç değil, bir meziyetti. İnsanlığın gereğiydi. Allah'a kulluğun gereğiydi, müminliğin gereğiydi. Ve onlar sadece inandıkları için onlardan intikam almaya, onları bu şekilde cezalandırmaya kalktılar. Yine kaynaklarımızın bildirdiğine göre bunlar 3-5 kişi değil, 20 bin ile 40 bin kişi arasında değişik rakamlar geçiyor rivayetlerde. Yani binlerce kişiyi hendeklere doldurup yakarak onların ölümünü, onların şehadetini seyrettiler bunlar. Bunlar sadece Allah'a inandıkları için. Burada Rabbimizin El-Aziz, El-Hamid isminin özellikle zikredilmesi de dikkatlerimizi çekiyor. Aziz, her şeye gücü yeten, dilediğini yapan Allah. İzzetin kaynağı olan Allah. Siz o insanları cezalandırmakla, bu şekilde katletmekle o insanları zelil etmiş olmuyorsunuz. O insanlar bu şekilde Allah yolunda can vererek izzete eriyorlar ama bunu siz bilmiyorsunuz. Burada şu soru da akla gelir. Madem ki Allah dilediğini yapan, neden bunlara, bu zulümlere fırsat veriyor, izin veriyor? Sınav, imtihanın gereği. Yüce Allah madenle curufun birbirinden ayrılması için nasıl ki potada o toprak yığınını cayır cayır kaynatıyor, yakıyor ve sonra altın madeni süzülüp çıkıyorsa, iyilerle kötüleri birbirinden ayırt etmek için, müminlerle inkarcıları birbirinden ayırt etmek için,
Allah yolunda koşturanlarla boş duranları ortaya çıkarmak için imtihanın gereği olarak böyle fırsatlar veriyor. Zalimlere, kafirlere imkanlar tanıyor. Ama sanmasın ki o zalimler, o fırsatlar, kendilerine verilen o imkanlar Allah'ın onlardan razı olmasından dolayı, Allah'ın onay ve istediğinden dolayı değil, imtihanın gereği olarak. Ne diyordu önceki surelerimizde? فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ O kafirlere birazcık mühlet tanı, birazcık fırsat ver. Verir ama Allah asla onları yanlarına bırakmaz. Allah mühlet verir fakat ihmal etmez. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kalmaz. İmtihanın gereği olarak hak batıl mücadelesi içerisinde Yüce Rabbimiz zaman zaman böyle kafirlere, zalimlere fırsat verir. Ama o zalimler bilsinler ki zulümle abad olunmaz. Hiçbir zalimin yaptığı zulüm de yanına kalmaz. O zalim cezasını dünyada çeker, ahirette çeker. Onlar aziz ve hamid olan Allah'a inandıkları için bu cezaya maruz kaldılar. Hamid, övülen, övülmeye layık olan Yüce Allah. Onlar izzeti Allah'a inanmakta aradılar, buldular. Allah'a hamdü senalar etmekte aradılar, buldular. O Allah ki اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin hükümranı O'dur. Göklerin, yerin sahibi, gerçek anlamda asıl sahibi Yüce Allah'tır. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Ve Allah bütün olup bitenlere şahittir. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah'tan kaçmaz. Allah her şeye şahittir. Her şey, iyilik de kötülük de, hayır da şer de, zulüm de, adalet de hep Allah'ın gözetim ve denetim altında olur. Bütün bunları yapanlar da Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmaz. Ve herkes yaptığının karşılığını bulur. Eden bulur. İnnellezîne fetenül müminîne vel müminât. O müminlere işkence edenler var ya, o mümin erkekler ve kadınlar. Demek ki erkeğiyle kadınıyla iman edenler bu şekilde yakıldılar. Ateş dolu hendeklere atıldılar. Yüce Allah buyuruyor ki o müminler ve mümin erkekler ve mümin hanımlara İşkence yapanlar, eziyet edenler, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ Sonra da bu gavurluklarından, bu zulümlerinden dönmeyenler, tevbe etmeyenler var ya, فَلَهُمْ عَذَابُ cehennem. Onlar için onlara özgü, korkunç bir şekilde cehennem azabı vardır. Cehennem azabı onları beklemektedir. Cehennem onları gözlemektedir. Zebaniler cehenneme helim tele'ti diye sordukları gün, doldun mu dedikleri gün, cehennem o zalimlere kapılarını ağzını açmışçasına hel min mezid diye bağıracaktır. Daha yok mu? Cehennem ateşi onları beklemektedir. Ve lehum azabul harik ve yakıcı azap da onlar içindir. Şimdi burada değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak onlara cehennem azabı vardır dedikten sonra bir de yakıcı azap vardır. Yani azap üstüne azap vardır. Onlar Allah'ın kullarını ateşle cezalandırmaya kalktılar. Ateşle intikam almaya, eziyet, işkence yapmaya kalktılar. Yüce Allah da ateş üstüne ateş ile cehennem azabını katmerli bir şekilde onlara tattırarak onların cezalarını verecektir. Onun için felehum azabu cehennem onlara özgü, onları bekleyen, onlar için hazırlanmış bir cehennem azabı ve lehum azabul harik onları bekleyen, onları gözleyen, onlar için hazırlanmış olan yanıcı, yakıcı bir azap vardır. Cehennem azabı. Onlar Allah'ın ateşle azap edişine özenerek Allah'ın kullarını yakmaya kalktılar. Yüce Allah da onların cezasının katmerli bir şekilde olacağını bu ayetlerle beyan buyurdu. İnnellezîne âmenû Öte yandan o iman edenler
ve amilus salihat, o imanlarının gereği salih amel işleyenler var ya, neydi salih amel? Allah'ın haklarıyla yaratıkların haklarına riayet edilerek yapılan ameller. Salih amel kişinin hem kendisine hem de başkasına yararı olan amellerdir. İman doğrultusunda inanarak yapılan, Allah ve Resulünün ölçüleri doğrultusunda yapılan amellerdi salih ameller. Onun için iman edenler, salih ameller, bu iki cümle hep yan yana birlikte kullanılır Kur'an'ın pek çok ayetinde. Neden? Çünkü iman kuru bir iddia değildir. İman davranışları şekillendirmesi gereken bir ruhtur. Davranışlara yansıması gereken bir ruhtur. Onun için iman salih amel ilişkisi üzerinde durur pek çok Kur'an ayeti. O iman edenler ve imanlarının gereği salih amel işleyenler var ya, lehum cennetun tecri min tahtihel enhar. Onları da cennetler beklemektedir. Bir cennet değil, cennetler diyor Allah. Cennetin 8 kapısının olduğunu biz biliyoruz. Ama bir de cennetler diye Allah'ın çoğul ifadesi var. Cennetler vardır onlar için. Yine lehum haber öne gelmiştir. Yani onlara özgü, onlar için hazırlanmış, onlar için tahsis edilmiş özgün ve özel cennetler vardır. Ve o cennetler tecri min tahtihel enhar, zemininden ırmaklar akan cennetler. Ya böyle vadilerin kenarına rampalara kurulmuş köşkler ve o köşklerin altından, zemininden, aşağısından akan cennet ırmakları, ya da Hazreti Süleyman'ın Billur Sarayı gibi zemini şeffaf olup o şeffaf zeminin, cam zeminin altından akan sular, cennet nehirleri. Kıtal suresinden öğrendiğimize göre cennette su nehirleri var. Cennette meşrubat nehirleri var. Cennette süt nehirleri var. Cennette bal nehirleri var. Mahiyetini bilmiyoruz ama Yüce Rabbim buyuruyor, onlara cennetler hazırlanmıştır. Cennetler onları beklemekte, onları gözlemekte, onları özlemektedir. Zemininden ırmaklar akan cennetler. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرُ. Gerçekten işte başarı budur. İşte kurtuluş budur. İşte gerçek anlamda kazanç budur. Asıl kazanç ebedi hayatı kazanmaktır değerli kardeşlerim. Asıl kazanç ebedi hayatı kazanmak. Asıl kurtuluş ebedi hayattaki kurtuluştur. Şu fani dünyadaki kazandıklarımız geçicidir, sonludur, bu dünyaya aittir, burada kalacaktır. Ama asıl müminin asıl yurdu, ebedi yurdu, ahiret yurdudur ve asıl kazanç da ahirette Rabbin rızasını ve Yüce Rabbin lütfuyla cennetini kazanmaktır. Peki o müşrikler, o zalimler, o azgınların yaptıkları yanlarına mı kalacak? Hayır. İnne batşe rabbike leşedid. Rabbinin bir yakalayışı var ki, bir tutuşu var ki, azap için Yüce Rabbin bir çarpışı var ki, Rabbin tutuşu, yakalayışı yamandır, çetindir, şiddetlidir. İnnehu huve yubdi'u ve yu'id. O Allah, aziz olan, hamid olan, göklerin, yerin hükümranı olan o Allah, en başta ilkin, yoktan var eden, sonra öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir olandır. Ya da o cehennemliklerin bedenleri, etleri cehennem ateşinde yanıp yanıp kömürleştikçe Yüce Allah onları tekrar et ve derilerini yenileyerek, tekrar yaratarak onlara azap edecektir. Çünkü cehennem azabı halidine fiha ebeda, kesintisiz, sürekli, devamlı olan bir azaptır. O Allah ve huvel gafurul vedud. Ama o mağfiret sahibidir. Tevbe ederse o zalimler, o kafirler, imana gelirse, zulümlerinden vazgeçerlerse elbette Allah mağfiret eder. Nitekim o müminleri ateş çukurlarında, ateş hendeklerinde yakanları anlatırken Yüce Rabbimiz,
ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا ifadesini kullandı. Yani tevbe etmezlerse demek ki tevbe herkese açıktır. Her zaman tevbe kapısı açıktır. O zalimlere bile açıktır. O Hazreti Hamza'nın onu şehit edip arkasından mızraklayarak şehit edip kanını döküp sonra ciğerlerini parçalayan, dişleyen insanlar için bile tevbe kapısı açık. Yeter ki insanlar o kapıya varsınlar, o kapıda dursunlar, o kapıyı vursunlar, o kapıyı çalsınlar, tevbe edip Rabbe sığınsınlar. Gerçek anlamda samimiyetle Rabbe dönsünler. Allah gafurdur. Kimleri affetmemiş ki? Yeter ki ona dönüp ona iman etsin insanlar, yaptıklarından vazgeçsinler. Çünkü İslam olmaları o kafirlerin, zalimlerin tüm geçmişlerini silecek, onların sıfırlanmasını, tertemiz olmasını sağlayacaktır. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Samimiyetle, içtenlikle günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur. Allah isterse o gafur olan Allah, o mağfiret silgisiyle kulunun isterse bütün günahlarını siler. Ama tevbe tavuğun tevbesi gibi değil. Samimiyetle, içtenlikle, tevbe-i nasuh ile, yani alemlere ders olan, nasihat veren bir tevbe ile, bir daha günaha düşmemecesine, bir daha günahlara dönmemecesine, çiğnemiş olduğu kulların haklarını ödeyerek, onlardan özür dileyerek, atlamış olduğu Rabbin haklarını ödeyerek ve Rabbinden af istiğfar dileyerek, gözyaşları dökerek, artık bir daha günaha dönmeme konusunda kararlı, azimli bir yolculuğa çıkarak, tevbe-i nasuh ile tevbe edenleri elbette bağışlayacaktır Allah. Ve bu kapı kullar için her zaman açıktır. Güneş batıdan doğmadıkça tevbe kapıları kapanmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Can boğaza gelmedikçe Allah kulunun tevbesini kabul eder. Yeter ki kul dönmesini bilsin, döneceği yeri bilsin, tevbesinde samimi olsun. Ama tevbe kuru bir iddia değildir. Tevbe ya Rabbi deyip tekrar günaha dönmek, günah işlemeye devam etmek değildir. Tevbe kişinin hayatına yansımalıdır, ameline yansımalıdır, davranışlarına yansımalıdır, ibadetlerine yansımalıdır. Hazreti Ali'nin dediği gibi bu seninki tevbelere muhtaç bir tevbe. Tevbe ediyorsun ama tevbene de tevbe etmen gerekir. Niye? Dilinin ucuyla yapılan bir tevbe değildir gerçek anlamda tevbe. İşte o Allah gerçek anlamda tevbe eden kullarına karşı son derece mağfiret sahibi, elveduttur, elvedut. Sevgiyi sevgiyle yaratan Allah. Sevdiren Allah. Gönüllere sevgiyi koyan, bahşeden Allah. Elvedut. Sevgiyi yaratan ve yolunda olan kullarını seven Allah. Onun için Elvedud, Elvedud, Elvedud ismi celalini, celilini çekerek şu katılaşan gönüllerimizi yumuşatmasını bilmeliyiz. Sevgiyi yaratan, sevgiyi bahşeden Allah ve biz sevgiden sudur ettik. Allah'ın sevmesiyle, istemesiyle dünyaya geldik. Onun için Elveduddur Allah. Seyec'alü lehumur rahmanu vudda. O merhametin kaynağı Rahman olan Allah, o iman edip salih amel işleyen kullarının sevgisini gönüllere bahşedecektir. Onları hem sevecek hem de sevdirecektir. Allah, Elvedud olan Allah bir kulunu, bir toplumu sevdi mi, Cebrail'i çağırır ve der ki, ey Cibril, ben falan kulumu sevdim, sen de sev. Sevdim ya Rabbi. Meleklerime söyle onlar da sevsinler. Sevdiler ya Rabbi. Şimdi görevli melekler yeryüzüne insinler, o sevdiğim kulumun sevgisini gönüllere serpsinler, insanlara sevdirsinler. Bunun üzerine melekler yeryüzüne inerler, Allah'ın sevdiği kulunu, kullarını insanlara sevdirirler. İşte onun
o sevgisini hak edebilmek için sevgi kaynağı elvedud olan Allah olmak gerekir. Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda olmak gerekir. O Allah ki zül arşil mecid, arşın sahibi yüce Allah, erişilmez güç ve kudretin sahibi olan Allah, büyüksün büyük, büyüksün büyük, büyükler senin yanında kalır küçük, Allahu Ekber diye övdüğümüz, büyüklediğimiz, el mütekebbir olan, büyüklük şanından olan Allah Celle Celaluhu. Onun arşı mahiyetini biz bilmiyoruz. Gökler yer genişliğinde, doğu ile batı genişliğinde Allah'ın arşı, o arşın sahibi yüce Allah'tır. Onun gücünün karşısında kim durabilir? Fe'alul lima yurid. O dilediğini dilediği gibi yapandır. La yusel amma yef'al. Yaptığından da sorgulanmayandır Allah. Ona kul olalım. Onun yolunda olalım. Ona bağlı olalım. Onun lütuflarına mazhar olalım. Sonra suremiz sona ererken şöyle diyor Rabbimiz. Hel etake hadisul cunud. Mekke. O dağların arasında müşriklerin işkence ve baskısı altında sıkışmış bir grup Müslüman ve Peygamberimiz, onlar o müşriklerin eziyet, işkence, baskıları altında inlerken Yüce Allah bu ayetlerle onların gönüllerine su serpiyor, onları teselli ediyor ve Peygamberimize Hendek sahiplerinin kıssasını anlattıktan sonra buyuruyor ki, sana o orduların haberi geldi mi? Firavun ve Semud, hani o kalabalık askerleri, orduları, teçhizatlı orduları olan Firavun'un haberi sana geldi mi? Semud kavminin haberi sana geldi mi? Belillezine keferu fi tekzib. Onlar gerçekten yalanlamalar içerisindeydiler. İnkarın, küfrün, şirkin, zulmün içerisindeydiler. Peki ne oldu? Sonları, akıbetleri ne oldu? Onlar kahrolup gittiler. Dünyada buldular cezalarını, ahirette bulacaklar cehennem ateşlerini, azaplarını. Vallahu min veraihim muhit. Allah onların dört bir yanını kuşatmıştır. Değerli kardeşlerim, her şey ilahi kontrolü altında. Allah'ın kontrolü altında. Onun izni olmadan yaprak bile düşmez daldan. Onun izni olmadan damla bile düşmez semadan. Her şey onun kontrolünde. O zalimlerin, kafirlerin, azgınların da yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Her şey onun denetim ve gözetiminde. Bel huve Kur'anun mecid. Onların yalanladıkları gibi değil. O Kur'an gerçekten şerefli bir Kur'an'dır. Fi levhim mahfuz. Korunmuş bir levhada yazılıdır o. Levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz, ilahi arşiv diyoruz. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle her şeyi planladığı, programladığı ilahi arşivin adı. İnmeden önce de Kur'an o levh-i mahfuzda korunmuştu. İnerken de korundu, Peygamberimize gelirken de korundu. İndikten sonra da kıyamete kadar korunacak. Çünkü İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Müjdesine, ayeti kerimesine nail olan kitaptır Kur'an-ı Azimüşşan. Diğer kitaplar lokaldi, yereldi, belli zamanlara mahsustu. Onun için onların devri bitmiş, geçmiş ama Kur'an-ı Azimüşşan ve onun peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam evrensel, kıyamete kadar geçerliliği sürecek olan bir mesaj. Onun için korunmuştur. Korunmaya da devam edecektir. Kur'an'ın lafzını değiştirmek isteyen girişimler olmuştur ama akim kalmıştır, sonsuz kalmıştır. Kur'an'ın yorumunu çarpıtmak isteyenler olmuştur ama ilim adamlarımız sayesinde bu çabalar da boşa gitmiştir. Ve Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indiği gün gibi terütaze bir şekilde günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar da okunmaya devam edecektir. Çünkü Kur'an bel huve Kur'anun mecid,
fi levhim mahfuz. O şerefli bir kitaptır, şerefli bir Kur'an'dır ve ilahi koruma altındadır. Levh-i mahfuz aynı zamanda her şeyin yazılı olduğu varlık sayfasının da adıdır. Ve işte Buruç suresi şunları hatırlattı bize değerli kardeşlerim. Hak batıl mücadelesi hep devam ediyor, edecek. Zalimler her zaman olmuştur. Şeytanın safında olanlar her zaman olmuştur. Ama bunun karşısında inananlar ordusu da kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Zulüm ile abad olunmaz. Zulmeden cezasını dünyada yahut ahirette mutlaka görecektir. Müminler tüm engellemelere rağmen imanlarına sahip çıkmalıdırlar ki Allah'ın rızasını kazanabilsinler, cennete nail olabilsinler. Hak dava uğruna çile çekenler her zaman olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kişi imani gücüne göre çilelere duçar olur. Efendimizin buyurduğu üzere eşeddün nâsi belâen el enbiyâ. İnsanların en şiddetli belaya maruz kalanları peygamberlerdir. Sümmel emsel fel emsel. Sonra imani gücüne göre insanlar bela ve musibetlere maruz kalırlar. İman selametini beden selametine tercih edenler cennete nail olanlar, rızaya erenlerdir. Yüce Allah'ın erişilmez gücü karşısında kimse duramaz. Kimse de ahirette onun azap ettiği gibi azap edemez. Ey insanlık, işte senin hayat düsturun şerefli Kur'an, Allah'ın kelamı. O senin yolunu aydınlatmaya devam ediyor, edecektir. O zaman alıcını, gönül alıcını, beyin alıcını o Kur'an'ın nurlu mesajını aç ki dünyada da aziz olasın, ahirette de. Dünyada izzete, ahirette cennete nail olasın. Yüce Rabbim ümmeti Muhammed'e bu dünyada izzet, ahirette de cennet lütfeylesin. Maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.